Arkadaşlar merhabalar. Bu güzel kedi tırnakları ya da bazı yerlerde katır tırnakları da denilebiliyor. Nasıl üretildiklerini biliyor musunuz bilmiyorum. Çoğunlukla tohumlarla üretilir. Bu tohumlar kurur. Bunları rastgele yere serpersiniz. Yaklaşık yarım santim, bir santim derinliklerinde onlardan da tutturabilirsiniz. Ama birazcık uzun sürebilir. Oysa daha kolay yöntemleri de var. Mesela bunları birbirinden, budaklarından kopartarak dik dik ve hemen de tuttu. Ne yapıyoruz? İlla tohumdan üretmek istemiyoruz ki tohumları da kesinlikle çıkıyor. Çok da güzel. Kesinlikle çöpü yok, döküntüsü yok. Çiçekleri çok zarif, renk renk açar. Bu arada aynı renk çıkacak diye bir kaydı yok. Çok ilginç. Kırmızının tohumlarını diktiğiniz zaman o tohumlardan sarı ve beyaz da çıkabiliyor. Böyle ilginçliği de var. Hemen bir tane ne yapıyoruz? Bir tane budak. Gördüğünüz gibi şuradan bir tane budağını alıyoruz. Bu budağı buradan kırıyoruz. Hemen de kırıldı zaten, gördünüz mü? Bunu önceden yumuşatmış olduğumuz toprağa bir çubuk vasıtasıyla dikiyoruz. Bakın şuraya da aynı şekilde dikmiştik. Hemen şuraya da dikelim. Bir sopa alalım elimize. Burada bu kedi tırnağı tutacak. Şimdi çoğaltmış olduk. Burada da çok güzel bir şekilde açacak. Ve hemen akabinde buna bir can suyu vereceğiz. Yaklaşık bir hafta içinde, çok ilginçtir, kocaman olacaklar. Nereden biliyorum? Çünkü bu da burada ufacıktı. Bunu da bu şekilde diktik. Ve şunu da aynı şekilde bir hafta önce diktik. Bakın. Öyle küçük bir budakta ana daldan koparttığım kadar büyüdü. Ve çiçekler açmaya başladı. Üstünde bir sürü de tomurcukları var. Karanfillerinize sökmeyin. Geçen sene dikmiştim. Aynı kökten bahar olunca tekrar çıkmaya başladı. Tohumdan olduğu gibi karanfil de dahil, kedi tırnağı da dahil budaktan tutuyor. Ama kedi tırnağını tutturmak çok kolay. Burada bir sürü, bakın, budak yerleri var. Bunların her birini kopartarak istediğiniz yerlere bu şekilde dikebiliyorsunuz. Ama hemen akabinde can suyu vermeyi de unutmuyorsunuz. Şimdi can suyunu da verelim. Daha önceki diktiklerimize dahil. Suyu çok seviyorlar. Suyunu eksik etmediğiniz sürece mutlaka size çok güzel verecektir çiçeklerini. Bu arada ben domatesleri de çok ilginç. İç kısımlarını hiç çöpe atmam. Olduğu gibi bahçeye atarım. Sevdiğim domatesleri. Onlar bu şekilde çıkar. Ondan sonra onları da farklı yerlere alırım. Suyuyla beraber atarsanız mutlaka bütün tohumları domates olarak geri çıkıyorlar. Kedi tırnaklarını çoğaltmak bu kadar basit. Umarım sizler için de faydalı bir bilgi olmuştur. Saksınızdaki kedi tırnaklarını veya bahçenizdeki kedi tırnaklarını ya da katır tırnağı diyor biliyorsunuz. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Daha sonraki çiçek bilgilerimde veya diğer pratik bilgilerimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.